Evlatlarımı dünyaya getiriyorum. Ondan sonra öldürüyorum ki benim yolumda olgun başak gibi kendisini yetiştiren, dolgun ve tatlı meyve haline gelenleri ambarım olan cennetime koyacağım. Saman çöpü gibi olanları da cehennemime atacağım. Müslüman olgun olmalı. Müslüman başak gibi başını yere eğmeli ve demeli ki inşallah ben topraktan geldim ve toprağa gideceğim. Fakat giderken şöyle gideyim. Bir gün Nebiler Nebisi oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabe-i kiram da arkadaşlar dinliyorlar. İnşallah ismini de belleyin. Bazı yerlerde bunu anlatın. Vazife veriyoruz hepinize. Her bir kardeşim, her bir Müslüman ağabeyim, Allah'a kul olan, gönül veren her biriniz bu meseleleri anlatın. Neyi anlatacaksınız? Salebe bin Abdirrahman diye bir genç vardı. O genç belki 20-21 yaşlarında, yaşını yazmıyor İslam tarihinde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda otururken şu sohbeti dinliyor. Nebiler Nebisi dedi ki, sizlerden dedi rüya göreniniz oldu mu? Hayır ya Resulallah, bakın dedi ben size bir şey anlatayım da iyi dinleyin. Döndü, biri dedi yolculuğa gidecekti. Yolculuğa giderken geldi dedi ki, arkadaşım ben yolculuğa gideceğim, benimle gelir misin? O zaman dedi ki diyor, kusura bakma işlerim var gelemem. Sen dedi git, benim daha çok yapacak işim var, sana güle güle, yolun açık olsun. İyi dinleyin, bu hadistir. Hikaye değil, kıssa değil. Ondan sonra diyor, ya seninle çok arkadaşlık ettik ama demek ki beni bırakacak mısın? Kusura bakma dedi diyor, ister darıl ister darılma, gelemem, kestirdi attı. Geldi diyor ikinci arkadaşına, benimle diyor gelir misin kardeşim, arkadaşım? Nereye? Ben çok uzun bir yolculuğa gideceğim ama yalnız korkuyorum. Ben karanlıktan korkarım, yolculuktan korkarım ve arkadaşsız olarak gidemem. Dedi ki diyor gel, ben seninle garajlara kadar gideyim, seni otobüsüne bindireyim, el sallayayım, oradan geriye dönerim. Kusura bakma, otobüsle birlikte seninle gelemem. Ya nasıl olur diyor, ya beraberdik, birbirimizi seviyorduk. Sevgi ayrı, muhabbet ayrı ama gelip gelmemem ayrı şeydir. Sahabe-i kiram dinliyor. Öbür tarafta Salebe bin Abdurrahman da dinliyor. Fakat üçüncü olarak bir arkadaşına, bir dostuna vardı ki, ben diyor yolculuğa çıkacağım, gelir misin? Hay hay, nereye istersen. Madem ki dost arkadaşız, sen benim dediğim her yere benimle geldin, ben niye gelmeyeyim? Gittiğin yere kadar beraberiz. Sahabe-i kiram döndü. Ya Resulallah, nedir bu hal? Birinci arkadaş dünyadır dedi. Dünya ki ne kadar seversen sev, ne kadar gönül verirsen ver, bir bina yapıyorsun, bir ev yapıyorsun, bir apartman yapıyorsun, bir temel kazıyorsun ki diyorsun evladiyelik bir ev yaptım. Senin ömrün ne kadar? Şu araba var ya Avrupa, ha bu Mercedes, ha bunda bir efendim şase var, bir kaporta var, bir efendim sağlamlık var ki evladiyelik araba. Ama biniyor öbür tarafta, varıyor ki arabanın içerisinde kendisi sızmış, ölmüş kalmış. Ya bana ne evladıma kalıyor ben kullanamadıktan sonra. Bana ne yığmışsın ben yiyemedikten sonra. İkincisi de diyor ki evladın, arkadaşın, hanımın ve senin yığdığın mallarındır. Nereye kadar gelirler? Kabir otobüsüne kadar gelirler. Kabir otobüsüne bindirirler. Ondan sonra el sallarlar, dönerler, gelirler. Geçen bir cenaze vardı. 2-3 tane de oğlu var. Şöyle genç kardeşlerimiz gibi. Aldılar, ben tabii vardım, dedim Bismillahi ve ala milleti Resulillah, kabre defnediyoruz. Şöyle tahtalar diziyorlar, burada ne yapıyorlar bilemiyorum. Eskiden pirket yaparlardı kerbiç, şimdi tahta. Tahtada bir budak fırlamış, yerinden delik var. Tam Bismillah toprak atacaklar, evladı yangın var gibi, durun durun durun. Dedim ne var, hayrola bir şey mi var, durun dedi ya. Hemen gitti oradan bir ot büktü böyle. Getirdi o deliğe, otu tıkadı. Dedim be mübarek, ne var, içine toprak girer. Yani az bir delik dahi var, onu tıkamaya uğraşıyorlar. Ya babanı sen kendi elinle nasıl karanlık yere o şekilde öyle kapatırsın. Bismillah alıverdi, küreği kimseye vermiyor. Öyle hızlı atıyor ki. Yani bir an evvel babasını gömmeye, öbür taraftaki de evladı bir an evvel babasının üzerindeki vazifeyi yapmaya çalışıyor. Ama bilse ki kendi de o halde olacak. Yani en yakının bile senin üzerine toprağı atarken hırslı atıyorlar. Nereye kadar? Oradan geriye dönüyorlar. Döndüler ya Resulallah.
Ya üçüncü, o bizim arkadaşımız kimdir? Dedi ki namazın, abdestin, orucun, haccın, zekatın hayır amellerindir. Ey Allah'ın Resulü, nereye kadar bizimle beraber gelirler? Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar, mahşere kadar sizinle beraber yolculuk ederler. İşte o ara bir cehennemden bahsetti. Salebe bin Abdurrahman o anda böyle düşündü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dedi ki ya Salebe bin Abdurrahman git. Medine-i Münevvere'de oluyor bu hadise. Falanca yerde bir ihtiyaç var, onu al da gel. Dışarıya çıktı ve giderken Medine'de Ensardan bir kadının kapısı açılmış. Şöyle yönünü açık kapıya bakınca kadının açık uzvunu gusül abdesti alıyor demek ki. Görünce hemen yönünü çevirdi. Fakat o işi yapmadan bıraktı, firar etti gitti. Ya dedi Allah Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bu bakışımı peygamberimize haber verdiyse harama bakan bu gözler ile ben peygamberimin karşısına nasıl çıkarım? Sonra Mekke ile Medine arasında bir dağa sığındı. Tam 40 gün peygamberimizin meclisine gelemedi. Allah Resulü dönüyor. Eyne Salebe bin Abdurrahman diye arıyor fakat bulamıyorlardı. Hazreti Ömer'i ve Selman-ı Farisi'yi gidin deri çöllere arayın. Mağaralara bakın. Mutlaka Salebe bir tarafa gitti. Onda bir hal vardır. Aradılar. Bir çobanı buldular. Hazreti Ömer dedi ki bu aralarda bir genç gördün mü ki şöyle şu boyda şu enlamda? Dedi vallahi bilmem ama biri var çıkıyor böyle dedi, elini açıyor. Ey beni yaratan Rabbim, keşke beni yaratmasaydın da şu günahı işleyip de Habibinden uzak kalmasaydım. Özledim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin okuyuşunu, sohbetini, onun yüzünü, onun gözünü. Onun için böyle diyor bağırıp çıkan biri var. Ha o olsa gerek. Varıyorlar şimdi, kucaklıyorlar, alıp getiriyorlar. Kısa kesiyoruz. Diyor ki ben Nebiler Nebisi'nin huzuruna direkt çıkamam. Namaza dursun arkasından varayım. Mescid-i Nebeviye'ye arkasında namaz kılayım. Ondan sonra huzuruna çıkarım. Tam akşam namazı olacak ki zahiren okunuyor. Peygamberimiz Allahu Ekber namaza duruyor. Ve bir Fatiha başlıyor ki arkadan kısa bir çığlık ve Salebe düşüp bayılıyor. Selam veriyor. Kimdi o? Salebeydi ya Resulallah. Alıp götürüyorlar evine. Yatsıya gelemiyor. Ertesi günde gelemeyince diyor ki nerede kaldı Salebe? Ya Resulallah hastadır, yatakta yatıyor. O gelemiyorsa biz gideriz. Sonra arkadaşlar peygamberimiz yola çıkınca ve beraberce giderlerken öncü geliyor. Ya Salebe toplan. Allah Resulü ayağına geliyor. Ben kimim ki Allah Resulü ayağıma gelsin? Ve içeriye giriyor, Salebe'yi kucağına alıyor. Ya Salebe nedir bu halin? Ya Resulallah, harama baktım, yüzüne bakacak yüzüm yok ya Resulallah. Allah affedicidir bilmez misin? Ama ben öyle bir günaha girdim ki, bakmamam gerekirken yönümü çevirdim de bakıverdim. İradem vardı. Allah seni affetti, affeder. Ümidini kesme dediği an, ya Resulallah beni de affeder mi? Öyle tövben var ki yerle gök arası günahın olsa affeder diyor. Ve ruhunu teslim edince peygamberimiz kucağına alıyor. Herkesin bir yitiği vardır. Salebe de benim yitiğimdir, onu arayıp bulacağım. Arkadaşlar biz de eğer haramlardan gözümüzü çekersek ve diğer bir yönüyle mücadelede bu meseleleri düşünerek mücadele edersek İnşallah önümüzde hiçbir engel durmayacak ve yürüyen vesayetimizin önüne de hiçbir şekilde takoz koyamayacaklar. Yalnız samimi olalım. Dilden çıkanı var ya hayatımızda uygulayalım. Hem konuşacaksın, hem anlatacaksın, hem harama bakacaksın, hem sokaklarda gezeceksin. Düğünlerimizi İslam'a uygun yapalım. Ve zevcelerimizi seçerken öyle seçelim ki dini bütün olanı seçelim. Ve sünnet merasimlerine gideceğimiz yerlere giderken diyelim ki kardeşim kusura bakma, seni severim ama ben o melanet işleyen yerlere gelemem, kusuruma bakma. Seni...